Bismillahirrahmanirrahim. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi lisans tamamlama ili tam diyoruz. 3. sınıf Arapça bir kitabına bir bakış yapacağız. Bir tanıtım videosu gibi düşünebiliriz. Birinci kitapta birinci konunun isim fiil harf olduğunu görmekteyiz. İlk konu isim fiil harftir. Ve direkt şu şekilde başlar kitap. Önce bir konu anlatımı yapılmaz. Parça verilir. Et talibu taalleme el el arabiyete ve ada beha fil camiati. Et talibu öğrenci taalleme öğrendi. Neyi? El luvete el arabiyete. Arap dilini. Ve daha neyi öğrendi öğrenci? Ada Arap dili edebiyatını da öğrendi. Nerede? Fil camiati üniversitede. Nedimun, Nedim adlı şahıs kimdir, nedir? Talibun bir öğrencidir. Nasıl bir öğrenci? Mahirun, becerikli, zeki, hünerli. Hüve o, Nedim adlı şahıs, alece yualicu, muayene eder. Kimi ney el merba, hastaları. Nerede? Fil müsteşfa, hastanede muayene eder. Ya Ahmedu ey Ahmet ya ey demek. Ahmet özelisin bildiğiniz üzere. İftah aç. ne aç? Kitabeke. Kendi kitabını aç. Ve ayrıca istemi dinle kulak ver. Neyi dinle? İla şerhil üstazi. Üstaz öğretmen demek. Şerh izah demek. Öğretmenin izahına, anlatımına da kulak ver diyor. buraya bir inceleyelim. Yani mana ikinci planda esasen şu anda burayı biz isim fiil harf olarak irdelemeliyiz. İsim nedir, fiil nedir, harf nedir, belirtileri nelerdir onlar aşağıdaki sayfalarda anlatılıyor gerçi de. Biz hemen çözelim. Et kelimesi isimdir. Nerede anladın? Eliflam mı? Zayt eliflam. Yani kelimenin aslında olmayan eliflam içeriyor. Öyleyse isimdir. Teelleme fiildir. Nerede anladın? Şimdi fiil konusu çok geniş bir konudur. Alt yapısı olmayanlar hitap etmeye çalışıyoruz şu anda. Ee, Arapçada çeşitli bablar vardır. Fiil, çekimine örnek iki hafta kadar bir zaman ayırmalısınız. İki hafta kadar zaman ayırırsanız fiil çekimine ondan sonra karşılaştığınız kelimeler fiil mi değil mi anca o zaman anlaşılır. Yani bu fiildir. Pat şundan dolayı bitti. Bitmez. Fiili diğerlerinden ayırt edebilmek için fiil çekimine ne yapmalıyız? Zaman harcamalıyız. Taalleme ye taallamu taallum tefa'ül babından mazi fiildir kökü yani sülasi mücerredi alime'dir alime tabi bu bilgiler bilenlere hitap ediyor hiç bilmeyenler için fiil çekimine dair en az iki hafta kadar ders yapılması gerekir taallama öğrendi İyi de kim öğrendi ve o kişi ve burada faildir isimdir zamirdir zamirler de isimdir ve o demek üçüncü şahıs zamiridir o ondan maksat talip yani Hüve hem faildir, hem zamirdir, hem isimdir. Neyi öğrendi? El-Lugate. El-Arabiyye. El-Lugat eliflamlı olduğuna göre isim olmalı. A kapalı tayla bitmiş. İsim olduğunun bir diğer kanıtı da bu. El-Arabiyyete eliflamlıdır. O zaman isim olmalı. Birinci kanıt. İkinci kanıt yuvarlak tayla bitmiş. Bir şöyle ta var. Bu ta fiillere de bitişir, isme de bitişir. Dolayısıyla ee, ne değildir? İsim fiil alameti değil. İpucu değil. Ama şu ta harfi şu şekilde veya şu şekilde de olabilir. Bu şekilde bir kelime bitiyorsa o kelimenin isim olduğuna kanıttır. Bu ta'lara ta'yı merbuta deniyor. Yani kapalı ta. O kelimenin isim olduğunun kanıtı. O zaman el-lugata el-arabiyeti kesinlikle isim. Çünkü kapalı ta yani ta'yı merbuta ile bitmişler. Doğru. Vav harftir. Harfleri oturup ezberlemen gerekir. Adabe. Adab kelimesi de fiil olamaz. İsimdir. Nereden anladın? Edebun adabun. Kendisi muzaf bir defa. Muzaf, muzaf ne? İsim tanıması Türkçe karşılığı. Şimdi muzaf nedir, muzaf nedir bilmeyebilirsiniz. Yeni başlayan birisi bunu nereden bilsin? Bunların hep işlenmesi gerekir. Adab muzaf olduğuna göre isimdir. Çünkü fiilden veya harften muzaf olamazsın. Ha zamirdir. Zamirler isim kabul edilir. Ayrıca muzafı ney? Şi harftir. El-came elif lamlı olduğuna göre isim olmalı. Kapalı ta ile bittiğine göre isim olmalı. Harfi cerden sonra geldiğine göre yine isim olmalı. Bir kelimede birden fazla alamet yani isim olduğuna dair alamet veya fiil olduğuna dair alamet bulunabilir. Bu arada talip kelimesinde zaman manası yok. Hani isim olduğun bir der manası. Üç zamandan birisi yok. Geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman hiçbiri yok. Mesela Ali yemek yiyor. Yor eki. Ali su içti. Uyudu. Ti ti du gibi geçmiş zaman eki. Veya Ali anlayacak, ecek, acak ekleri. Bunlar da gelecek zaman eki. Bu tür zaman ekleri kelimenin çevresine katamadığına göre onun isim olması gerekir. Bir diğer alamet de bu. Lügat dil demek. Arabiye, Arapça, Arap demek. Şimdi bunda bir zaman manası yok ki. Edebiyatta bir zaman manası yok. Üniversitede zaman manası yok. Ama öğrendi, öğrendi, öğreniyor, öğrenecek, öğren. Bunlar hep zaman manası içeren şeydir. O zaman kırmızı kelime nedir? Fiildir. Altta iki satırda da kırmızı olanların her biri nedir? Kırmızı olanların her biri. Yani iftah, istemi, yu'alicu. Bunlar da fiildir. Kırmızılar fiil. Aşağısını kastetmiyorum. Bu çizginin üstü yani. Şu an çizmiş olduğum çizginin üstündekiler fiil. Kırmızılar. Siyahlar harf. Şu harf gerçi de şuradaki el harf değil yani. Siyah yazılmış. Elif lamıdır. El taksaldığına göre nedir? İsimdir. Fi, harftir. İla, harftir. Vav, wow, harftir. Geri kalan şu mavilerin her biri isim, 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 isim. isim isim. Kitabe, bir isim. El-Kaf, başka bir isim. Mesela, yukarıdaki satırda kaç adet isim bulunmaktadır? Veya aşağıdaki satırda kaç tane isim vardır der. Cümleyi yazarsana böyle bir cümle verir, verir, verir. A şıkkı 3 tane var, B şıkkı 5 tane var. Sen kitap lafının bir isim olduğunu, erkaf, bunun farklı bir isim olduğunu görebilmelisin ki doğru sayıyı verebilesin. Değil mi? İftahta gizli zamir ente var. Ente de zamirdir, zamirler isimdir. İstemiye gizli zamir ente var. Ente zamirdir, zamirler isimdir. Her ne kadar gizli olsa da onlar orada var yani. Bunları fark etmeniz gerekecek. Tabi ilk derste nasıl fark edeceksin? Yani biraz ders işlenmelidir. Arapça ne gibidir? Yapboz gibidir. Yani diyelim ki bir yapboz var veya bir ne diyelim bulmaca mı diyelim. Yani çeşitli parçalar var. Kimisi şöyledir, kimisi böyledir, kimisi sekizgendir vesaire. Sen tek birisini işleyerek konuyu çözemezsin. 3-5 konuyu işleyerek o bütünü görmen gerekir. Aradaki bağlantıları oluşturman gerekir. Veya bir zincirin halkaları gibidir diyelim. Sen buradan bir konuyu öğrendin diye Arapça çözemezsin. 3-5 konu öğreneceksin ki oradaki zincirin ne olduğunu anlayabilirsin. Böyle bir durum var konulara bağlantılı. Alt tarafa geldiğimizde işte kırmızı olarak şu an gördüklerimiz e, nedir bunlar? Hepsi isim işarettir. İsimdir. isimdir. Onda bir sorun yok. Ayrıca isim işarettir. Hada, ha haulai, hada, hadihi, hadihi, hatani, haulai, hada, hada. Huna, hunake, semme. Fesemme vechullah. Bunlar nedir arkadaşlar? İsim işaret olarak adlandırılır. İsim işaret demek işaretin ismi yani. İşaret ediyorsun. Şu adam var ya şu e şu adamdan sağa dön. Orada bir eczane var. Oradan sola dön. Mesela yol tarif ediyorsun. Yani bu ağaç var ya şu bu gibi manalara gelen lafızlara ismi işaret deniyor. İşaret etmekte kullandığımız lafızlar. Bunlar da oturup ezber yapılması gerekir. Hemen az sayfalarda var mesela. Bir iki sayfa aşağı inerseniz. Hada nedir? Bak şurada tabloyu iyi okuyacaksın. Müfret demek. Buradakilerin her biri müfret. Burada müsenna diyor. Müsenna tesniye demek. Diğer adıyla ikil. Yani i̇ki elma düşün. İki ağaç. iki bardak gibi. Buradakiler ikildir. Burada cermayn demiş. Yani çoğuldur. Buradakiler de çoğuldur. En az üç bardak veya yüzlerce bardak. Üç ve üstüne cemi deniyor. İki tane elma cemi değildir. 3 tane elma cemidir. 100 tane elma yine cemi yani çoğul. Bir de sağdan sola okuyacaksın. Tablo okumak önemlidir. Buradakilerin her biri nedir? Müzekkerdir ayrıca. Burada müennes diyor. Müennes dişil müzeker, eril müennes dişil buradakilerin her biri dişil varlıklar için kullanılır. Ayşe'den bahsedeceksin. mesela şu Ayşe diyeceksin parmağını uzatacaksın. Şu derken bunu kullanamazsın. Bu eril çünkü. Dişil olanı kullanacaksın. İki tane Ayşe varsa tesniye kullanırsın? Yani ikil. Bir sürü Ayşe Fatma Hayriye var ortada. Bir kadın topluluğu var. Ha ulay şu kadınlar var ya dersin. Kullanımı bilmek lazım mantığını. O zaman bunlar nasıl ezberlenecek? Öncelikle şöyle. Hada müfrettir, müzekkerdir. Hata, hadani, hadeyni. Hadani, hadeyni. Tesniyedir, müzekkerdir. Haulâ'i. Yine müzekkerdir ama cemidir. Hadihi müfret müzekker. Hatani hateyni. Bunlar ne? Tesniyedir, müennestir. Haulay cemidir, müennestir. Özelliklerini bilerek ezberleyeceksin. Kuru ezber yok. Çünkü bu özelliklere dayalı olarak soru çıkma ihtimali yüzde %99'dur. Ayrıca bunu anladık diyelim yani. E, ayrıca ha ulay ha iki ikisi aynı yazılmış. Alttaki müennes üstteki müzekker için kullanılıyor. Ama aynı yazılmış yani ha aynıdır. Bundan çıkacak sonuç şu. Eğer bir kadın toplumundan bahsediliyorsa mesela Ayşe, Fatma, Hayriye, işte Zeynep vesaire işte onlar var ya diyeceksen peşine yazdığın ha ulay müennestir. Yazılış aynı. Eğer Ali, Veli, Hasan, Hüseyin, Necdet, Necati, Kamil gibi Ekek isimlerden bahsediliyor. Peşine haulay geldiyse burada da müzekker dersin. Demek ki cümlenin akışına göre değerlendirilir. Yani haulay gördüğün zaman o haulay ile, haulay lafzı ile e, dişil varlıklara mı işaret edilmiş? Yoksa eril varlıklara mı işaret edilmiş? ona bakarak müzekkerdir veya mühendestir dersin. Her ne kadar yazılışı aynı olsa da Türkçe'de benzer lafızlar yok mu yani? Var. Bunu her zaman yazarız mesela deriz ki tahtaya birisi 100 yazdı ne anlarsın? 100, 99'un bir üstü, 99 artı 1 gibi yani 100 olarak değerlendirebilir sayısal olarak. Veya denize atla 100 manasına da gelebilir, işte insan yüzü manasına da gelebilir hakiki mana olarak. Veya iki yüzlü insan dersin artık hakiki manadan çıkmıştır lafız. Gibi farklı farklı veya şu hayvanın derisini 100 dersin yani gerçek manada yine farklı bir yere gitmiş olur. Demek ki bir lafız birden fazla manaya gelir ama önemli olan nedir? Cümle içerisinde, paragrafta hangi manada kullanıldığını çözebilmektir. Zaten KPS, artık bir sürü SS var ama bilmiyorum hangisi var en son. ALES var mesela. Yüksek lisans için ALES sınavına girmişsinizdir, gireceksinizdir. ALES'te de benzer şeyler var değil mi? Veya üniversiteye giriş sınavında i̇şte ilgili kelime hangi anlamda kullanılmıştır? O lafızın cümle içerisindeki manasını bilmen önemli anlayabilmen önemli. Benzer şey Arapçada da var. Onu demek istiyorum. Ha ulay, ha ulay. Buradaki olay bu. Bu bitti diyelim. Hadane hadeyn bu ne iş? Hangisi yani tesniyedir? İkisi de tesniye. Hadane dikkat et. Elif'in sağında T yok. Aşağı dikkat et. Hatane derken Elif'in sağında ne var? T var. Neyi gösteriyor bu? Elif'in sağında T olursa o müennestir. Yani dişildir. T yoksa müzekkerdir. Önce bunu bil. Geçtim buraya. Ha D'ni ya var, ya'nın sağında T yok. O zaman erildir, müzekkerdir, aşağıın. Ha T'ni ya'nın sağında T var. O zaman bu da müennesdir, dişildir. İki Fatma, iki Ayşe veya Ayşe artı Fatma aynı ismine sahip olmalıdır. Gerekmiyor yani. Biri Ayşe, biri Fatma da olabilir. Demek ki Ta'nın e, Elif'in sağında T varsa veya Ye'nin sağında T varsa onun müennesi olduğunu anlayacaksın. Çok önemli bir bilgidir. Neden? Şundan dolayı. Der mesela Ayşe, Fatma peşine orada ne yapmıştır? Boşluk bırakmıştır ve cümle devam etmiştir. Boşluğa ne gelecek? A şıkkı hadani, B şıkkı hatani. Hadi bakalım. İkisi de teslim ama biri müzekker, biri mönnez. Cümlede Ayşe Fatma'dan mı bahsetmiş, Ali Veli'den mi bahsetmiş? Ona göre seçmen lazım. Bir, iki. İkinci önemli nokta. Hâdeyni hâteyni bunlar ne alaka? Bunlar şu alaka. Hâdeyni hâteyni derken gördüğünüz üzere burada ne var? Nun'un sağında elif var. Nun'un sağında elif var. Burada ise nun'un sağında elif yok. Ya harfi var. Ya harfi var. Yani elif ya'ya ya dönüşmüş tamam mı? Elif ya'ya ya dönüşmüş. Niye dönüştü? Cümlenin akışı onu gerektirdi. Bu elifli yazılanlara biz merfu diyoruz. Merfu, raf halindeki lafızlar. Mesela faildir mübtedadır, haberdir. O zaman elifle yazılırlar. Veya sağında harfi cer vardır. Bak cümleyi verir. Ayşe, Fatma der. Ayşe, Fatma. Peşine örnek olarak fi harfi cerini yazar. Ve nokta nokta bırakmıştır. Nokta yere ne gelecek? Ayşe, Fatma'dan bahsettiğine göre dişil olmalı. Harfi cer kullandığına göre mecrur olmalı. Yani ya ile yazılanı seçmen lazım. Aşağıya seçeceksin bu durumda. Bunun gibi dikkat etmen gereken durumlar var. Yani bizim konu anlatımımız hem gramere değiniriz, grameri anlatırız hem de muhtemel sorular üzerinde dururuz. Çünkü çeşitli üniversitelerde ders verdiğimiz için, çeşitli ilitam öğrencilerine ders verdiğimiz için çıkacak soruları üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyoruz. tüm dünyada bu tür şeyler soruluyor zaten. Başka ne sorabilir yani? Müfretler ve cemiler mebnidir. Mebni demek yazılışı sabit. Donuk demek. Yani ha hiçbir zaman için ha yapamazsın. Ha di yapamazsın. Ha şöyle sukun koyamazsın. İki esre koyamazsın. Ha Bu her zaman böyle esreli gelir. Ha olamaz. Tenvin falan alamaz. Sabit yazılışı. Donuk yazılışa sahiptir. Bundan ötürü bunlara mebni denir. İki müfret de öyle. İki cemi de aynıdır. Ha ula, i, ha ula, i. İster cümlede müfül olsunlar, ister müpteda olsun, ister sandal ficar olsun. Yazılışı değişmeyecektir. Çünkü mebni'dir. Mebni yazılışı donuk, sabit yazılış demektir. Mebni. Bunun zıttı nedir? Zıttına da murep denir. Murep demek yazılışı donuk değil, sabit değil. Cümledeki etkene göre, amile göre şekil alabilen demek. İşte tesneler mureptir. Bunu bil. Tesneler murep. Müfret ve cemiler mevni. Hadan elif yazıldığına göre merfu. Hatan elif yazıldığına göre merfu. Elif sanda ta var o zaman müennes. Hadeyni elifle değil ya ile yazılmış. O zaman ne diyeceksin? Mensup. Mensup artı mecrur. Her ikisine de elverişli bir yazılıştır bu. Ha teyni, elif yok ya var. ''nu'''nun sağında yani değil mi? O zaman ne diyeceksin? Mensup artı mecrur. İkisine de elverişli bir yazılıştır bunlar. Elverişli ne demek? Yani ilgili kelime cer halindeyken de mecrurken de ha deyni ha diye gelir. Mensupken de ha deyni ha diye yazılacaktır. Mensup demek örnek olarak kelimenin cümlede mef'ul olması demek. Veya hal olması demek kânenin haberi olması demek vs. 3 nokta koyayım ben şimdi oraya. Bu gibi durumlarda kelimelere mensup denir ve kelimeler nasip alameti taşıması gerekir. İşte yağ taşır. Veya kelime cer halinde ne demek? Harfi cerden sonra gelirse veya kelime muzafun ileyh konumundaysa 3 nokta tek bu zamanlarda değil 3 nokta koyduk. Örnek olarak yani harfi cerden sonra da gelse muzafun ileyh de olsa o kelime mecrurdur. Mecrur demek cer alameti. Yani mecrurluğunun kanıtı, alametini taşıması lazım. O da nedir? Ya harfidir. O zaman hem nasb halinde hem de cer halinde ya ile yazılırlar. Gidip ha deyini mecrur bak eseriyle bitmiş demeyeceksin. Fetha aramayacaksın. Böyle sorular da gelir bazen. Bak hoca bilerek yanlış yazar. Cümlede mefur olarak kullanır onu. Ona fetha verir ışıkların birinde. Sen de mefur olduğuna göre mensup olacak. Mensup eşittir fetha dersen, onu seçersen büyük yanlışa düşersin. Mensup demek eşittir, feta demek değildir. Mensup bir terimdir. Bir sürü şey içerir yani. Bir pasta gibi düşün, bir yaş pasta. Belki canımız bir mesela. Ee, yaş pasta kullanılan bir sürü malzeme vardır. İşte nasip alameti olarak feta da onlardan birisidir. Başkaları da var. Örnek ya harfi de nasip alametidir. İnşallah anlaşılıyordur diyelim. Tabi canlı yayın olsaydı bunlar soru da alabiliyor idik. Şunu anladık, bunu anlamadık. Şuna ilave örnek ver gibi şeyler olabilir. Şimdi hada derken hadadaki ha nedir? Tembih harfi. Bak how tembih. Tembih edatı. Kelimenin e, aslı da'dır. Da veya di. Ta veya ti. Bunlar nedir? İsim işaretin orijinal hali bunlardır. Tabi devam ediyor burada şimdi. Her birini ben tek tek anlatmayayım. Tablodan belli. Üsttekiler müzekker, alttakiler müvennez. Bunlar müfrettir. Bunlar tesniyedir. Şunlar cemidir. Mühendisler. Mühendis diyorum. Tesniyeler. Tesniye ikil demek. Diğer adıyla müsenna. Üç aynı şey. Müsennah. Tesniye ikil. Hepsi aynı şey ifadede. Bunlar yine murep. Zanike. Zeynike. Elif yazıldıysa da merfudur. Ta. Elif yazılmış. Merfu. Elifin sana ta var. Demek ki mühendis. Zeyni. Teyni. Bak elif yok ya var. Demek ki nedir? Hem naslı hem de jere elverişli yazılışı bu. Ulaike humul müfrihun. Ulaike. Mühendisin de cemisinde, müzekirinde, de cemisinde ulaike kullanılır. Cümlenin akışına göre orada o müzekkir olarak mı kullanıldı, mühendis olarak mı kullanıldı? Orada cümleye bakarak karar vermeniz gerekir. Peki şuraya dönelim. Burada ne görüyorduk en son? İşte hada ismi işaret. isimdir yani. İsmi işaret demek isim demek. Bu da isim. Bu da isim. El amil isimdir. Eliflamlı olduğundan anlayabilirsin. Neşidun. temin biten kelimeler isimdir. Hadihi ismi şart olduğuna göre isim. Hatani isim. Haulay isim. Bunlar hep ismi şart. El amiletu. Eliflamı olduğuna göre isim olmalı. Kapatayla bittiğine göre yine isim olur. Eliflamlı olduğuna göre zaten isim olduğunu anladık. Değil mi? El elif Eliflamlı olduğuna göre isimdir. Ma manada da zaman manası yok. Manayı bilirsen yine isim olduğunu anlarsın. Neşidun temin aldığına göre ne olması lazım zaten? İsim olması lazım. Ayrıca buradaki neşit kelimesi haber, neşi datani haber, neşi datun haber. Bunlar da nedir? İsimdirler. Sen neşi dat kelimesi temin aldığına göre isim olması gerekir zaten. Ve hiçbirinde zaman manası da yok. İsim olduklarını oradan da anlayabilir idik. Bir sürü yöntem var anlamak için. Buradan böyle devam ediyor. İsim, ismi şart olduğu için anlayabilirsin. Elif lamlı olduğuna göre isim, Temin aldığına göre isim. Nazara kelimesi muzaf olduğuna göre isim olmalı. Ayrıca kapalı tayla bittiğine göre isim olmalı. Nazara kelimesi gözlük manasındadır. Manaya bakarsan gözlük, gözlük oluyor, gözlük gidiyor. Yani zaman manası yok anda. O zaman o da isim. Oradan da anlayabilirsin. Ali özel isim. Orada anlayabilirsin. Hadihi ismi şart aldığına göre isimdir. Galiye temin aldığına göre isim. Ahmet özel isim. İsmi işaret temin. Kapalı tayla bitmiş. Artı muzaftır. Demek ki isim. İsimler muzaf olur. İsimler kapalı tayla biter. Halit mecrurdur. Cel alamet olarak esre. Çift esre. Yani temin almış. Temin almak ismin alameti. Ne demek bu? Bir fiil temin almaz demek. Yani isimdir bu. İsmi işaret tembin almış. Artı kapalı bitmiş. İsim olduğunu kanıtları bunlar yine. İsim nedir diyor. Bir zamana bağlı olmayan. Bir zaman derken üç zaman var zaten. Geçmiş, şimdiki gelecek. Kendi başına bağımsız bir anlama sahip kelimelerdir. İnsan, hayvan, bitki gibi çeşitli manalar içerebilir. Vehebe fiildir. Vehebe gitti manası. Gitti gidiyor gidecek fiil şeklini biliyor muyuz? Türkçe mantık bu yani. Şu an Arapça öğreniyorsun gibi düşünme. Türkçede de var bu. Geldi, geliyor, gelecek. Anladı, anlıyor, anlayacak. D, T, D gibi biterse geçmiş zaman. İşte geçmiş zaman iki bak. Yor diye bitebilir. Er, ar, er, ar. Yani geliyor, anlıyor, bakıyor. An, anlar Bak ar gid er. Bunlar hep şimdiki zaman geniş zaman. Gidecek, bakacak, anlayacak, ecek, acak ekleri olabilir. Geni, gelecek zaman için. Türkçe ile alakalı bir şeyler bunlar. Türkçe'de bunları anladıysak Arapça hemen geçebilirsin. Bazı şeyler ortaktır yani. Vehebe gitti. Kim? Tabi bu doktor. Bir doktor. Temin. Aldığına göre isim olmalı. İla harfi cerdir. E, A. işte Y diye çevrilmiş müsteşfa hastane demektir. Vehebi fiil tabip isim müsteşfa isim ilah harftir. Adi fiil döndü demek. Halidun harf halid adlı şahıs özel isim. Min harfi cer es seferi isimdir. Bak elif lamlı ayrıca esle bitti. Ayrıca sağında harfi cer var. Yani harfi cerden sonra gelenler isimdir diye kaydımız var. Ente zamirdir. Müktedadır. Zamirler de isimdir. Sen nesin? Talibun bir öğrencisin. Nesin yani? Hadi oldu haber. İsimdir temin. Fi harfi cer. Harfi cerden sonra gelenler isimdir. O zaman külliye isim. Doğru. Artı estir almış. Oradan anlayabilirsin. Artı kafa tayla bitmiş. Oradan da anlayabilirsin. El ilahiyat elif lamlıdır. Oradan anlayabilirsin. Ayrıca muzafın ileyhtir. İsim olduğunu oradan da anlayabilirsin. Külliye muzaf demek. İsim olduğunu oradan da anlayabilirsin. Tabi muzaf muzaf nüleyh neyin nesi henüz bunları bilmiyor olabiliriz. Bunların ötürü anlattığım her şeyi harfiyen anlamanız ben yani çok da beklenmez. Yeni başladıysanız beklenmez. Ama el ilahiyat, el olduğuna göre isimdir bunu diyebilirsin. Harfi cerrin solunda olduğuna göre külliye isimdir. Ayrıca kapalı ta almış isim olduğunu bir diğer kanıtı bu. Tenvin demek ki isim. Bunları söyleyebilirsiniz. İsmin alametleri, belirtileri, ip uçları nelerdir? Başında harfi tarif yani eliflam olabilir. İşte el defter, eliflamıdır. El kalemu, es seyyaratu. Sonra temin girebilir. Kitabun, Muhammedun, muallimun, camiatun gibi. Harfi cer gelebilir. Harfi cer gelebilir. İşte min harfi cerdir. Harfi cerin solundakine isim denir. Tahte zarftır. Zarfın solundakine de isim denir. Fi harfi cerdir. Solundaki isimdir. İla harfi cerdir. Solundaki isimdir. Tabi harficer gelebilir dedi. Harficer ne? Yani oturup ezberlemen gerekir ki ne olduğunu bilesin. Bunlar tek tek paylaşılması gerekiyor. Başına nida harfi gelebilir. Nida demek seslenme harfi. Örnek ya harfi. Ya nida harfidir. Peşine isim gelir. Nida harfi peşine isim. Nida harfi peşine isim. İsim tanınması izafet, muzaf, muzaf, ile üç aynı şey ifade eder. Nafize nedir? Muzaftır. Muzaf olduğuna göre bir Bu kelime isimdir. 2. Muzaf'tan sonra gelen de isimdir. Azam Safi de isim. Doğru. Bab muzaftır. Ha demek ki isim. Peşine gelene muzafin ileh denir. O da isim. Hadika muzaftır. O zaman isim yani. Çünkü fiil muzaf olmaz. Muzaf'tan sonra gelene muzafin ileh denir. Ve o da isimdir zaten. Ta merbuta gelebilir. İşte kapalı ta. Kelime isim çünkü kapalı ta ile bitti. Kelime isim kapalı ta, kapalı ta, kapalı ta, kapalı ta ile bitti. İsim için bu kadar diyor. Sonra fiile geçiyor kitap. Biz aynı konulara şuradan da bakabiliriz. Yani farklı kitaplar bizde olduğu için. Başına harfi tarif gelebilir diye gördüğünüz üzere. Yaklaştıralım. Farklı bir kitabın kitabı. Eliflamlı, eliflamlı, eliflamlı. Demek ki isim. Aynı zamanda kapalı ta da bitmiş. Oradan da anlayabilirsin. Tenvin diyor. Defterun, Muhammedun, Üstadun, Medresetun. Harfi cer fi ala min ila peşine gelen kelimeler isimdir Nida harfi ya 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 peşine gelenler isim. İzafet babu safi iftah seyyara muzaftır muzaf ileyh muzaftır muzafun ileyh muzaftır muzaf Hem muzaf hem de muzafun her ikisi de nedir? İsimdir zaten. Kapalı tayla biten kelimelere isim denir. İşte bunlar da kapalı tayla bitmiş. Kırmızı olarak yazılmış zaten. İsmi ayrıca şu şekilde de bakabiliriz bizler. Farklı bir PDF'ye geçtik. Farklı bir İbitam'ın tamı kitabındayız şu anda. El insan isim nedir yani? İsmi şöyle ayırabilirsin. Bir defa insan adları isimdir. Ali Veli Hasan Hüseyin gibi. Hayvan adları işte deve, inek, kedi, fare gibi. Nebat bitki adları diyelim. İşte meyve olur, sebze olur. Domates, salatalık, portakal, karpuz gibi. Mekan adları Türkiye, İstanbul veya mescit, eczane gibi, kaldırım gibi bunlar mekan adlarıdır ve isimdirler. Zaman lafızları, sabah, akşam, öğle, ikindi, öğleden önce, bir saat, iki saat, az sonra gibi zaman manasına gelen kelimeler isimdir. Buradaki zaman manasına dikkat et. Ali geliyor, Ali gelecek, Ali geldi. Oradakinden bağımsız bir şey bu değil mi? Bir saat sonra geleceğim dersin. Orada geçen bir saat isimdir. Onu demek istiyor. Yoksa eylemler zaten zaman içerir. Anlıyorum. Buradaki yor eki. Zaman içerdiğine göre fiildir. O başka mesele. Cema cansız varlıklar. Kalem gibi, kitap gibi, defter gibi, masa gibi, bilgisayar, bardak gibi cansız varlıklarda nedir? Fiil değildir. Onlar da isimdirler. Peşine burada fiile geçiyor. Daha sonra harf nedir? Ona geçiyor. Peki, en başa dönelim tekrardan. Fiil nedir? Fiil zamanla ilişkili olup bağımsız bir anlam ifade eden bir eylem, iş ve oluş bildiren kelimelerdir. Üç ayırabilirsin. Mazi, muzari ve emir olarak. Mazi demek geçmiş zamanda meydana gelen e, fiili ifade eden şey yani mazi deniyor. Mazi ne demek? Geçmiş zaman fiili demek. Geçmiş zaman fiili. Muhammed dersi oku du. Muhammed dersi anla dı. Muhammed dersi geç ti. Muhammed dersi işte şunu yaptı, bunu yaptı. Demek ki du, dı, ti gibi biten şeyler geçmiş zaman ekidir. Fetaha baba kapıyı açtı. Baba kapıyı tamir etti. Baba yeni bir kapı aldı. Demek ki tı, ti, dı gibi ekler geçmiş zamanı ifade ediyor. Kara e mazi fiil okudu. Kim? Muhammed adlı şahıs temin demek ki isim. Neye kudet derse ders elif lambla. demek ki isim. Fetha açtı fiil. Kim açtı? El-Ebu elif lambla. demek ki isim. Neye açtı? El-Babe isim bak elif lambla. Yani fiile geçtik diye ismi kenara atmadık. Biz sonraki konularda da sonraki ünitelerde sonraki parçalarda da ilk üniteden ikinci üniteden üçüncü üniteden hep böyle bağlam kurmalıyız ki konularda unutulmasın. Bu önemli bir kuraldır. Mazi fiile başka örnek ver daha sen yüzlerce örnek verebilirim. yüzlerce örnek verebilirim deyip yüz tane örnek vermezsek yani acaba abartıyor mu olur? Abartmadığımızı kanıtlamamız gerekir değil mi? Nasara, mazi fiil, kale, haza, medde, kerat. Gördüğünüz her fiil burada nedir? Mazi fiildir. Gördüklerinizin her biri mazi fiildir. Yavaş yavaş sardırıyorum. Gördüğünüz üzere 104 adet mazi fiil var burada. Her biri mazi fiile örnektir. Başka da verilebilir. Semi'a, fetaha, celese, harace, dehale. Bunlar meşhur yaygın olarak kullanılan mazifiler. Muzarifi nedir? Şimdiki veya geniş zamanda meydana gelen bir elim ifade eder. Şimdiki veya geniş zaman. Yor, bak ediyor, bakıyor, geliyor, dinliyor, anlıyor. Veya erar, eder değil erar. Yardım eder, bak Ar, an, lar, din, ler, u, çar, yü, rür, er, ar, ir, ur şeklinde bitebilir. Bunlar geniş zaman, şimdiki zaman ekleri. Muzari fiil ecek, acak, gelecek zaman da ifade edebilir. Onun için ya bağlam bunu gerektirmeli ya da idare bir kalması lazım. Mesela kella sefe tanemun, kella sefe tanemun. Muzari'nin evveline sefe gelirse. Gelecek zaman ifade eder. Veya gari yegulu se yegulu. Se yegulu. Aslında gari yegulu muzari fiildir. Evvel sin getirme suretiyle ne yaptık? Gelecek zamana ait kaldık. Fiil. Yegulu der, se yegulu diyecek. Kim? Es su minen nasi ma vella'hum. Diye ayet devam ediyor. Peki burada... Tusa'id fiildir. Mazisi ne? Sa'ade. Şimdi çok önemlidir. Mazi bir fiil verilir. Muzarisi istenir. Muzari verilir. Mazisi istenir. Fiil arası, fiiller arası geçiş yapabilmek. İşte fiil çekim kitabı az önce açtım. Onu boşa açmadım. O yani çok geniş kapsamlı bir kitaptı. Kitabın pdf'siydi. Fiil çekimini çözmemiz gerekir. Tusa'idu. Müfrettir, müennestir, gaibedir. Yani üçüncü şahıs dişil ve de tekildir yardım eder ediyor. İki şekilde mana vermen mümkündür ona. O yüzden öyle yazılmış. Kim yardım eder veya ediyor diye çevirebiliriz. Aişe tu faildir. Ayrıca müennes. Ayrıca nedir? Kelime nedir? İsimdir. Bak kapağı bitti. İsme yine vurgulayabiliriz buradan bir vurgu. Ayşe yardım iyi de kime yardım ediyor? Ümme ha üm anne demek. Kendi annesine. Ümme anne ha onun. Yani kendi annesine. Ümmeha. Üm kelimesi muzaf olduğuna göre isim olmalıdır. Ha zamirdir. Zamirler zaten isimdir. Yel'ibu muzaridir. Mazi ne gelir. La'ibe. La'ibe. Mazi muzarisi yel'ibu. Oynuyor. Oynar. Kim? Etif çocuk. Ne oynuyor? El kürate top oynuyor veya oynar diye çevirebilirsin. El eliflem almış demek ki isim. El kürate eliflem almış isim. Ayrıca kapalı ile bitti isim olduğunu bir diğer kanıtı da budur. Lakin tusaidu diye bir fiil gördün şimdi. Tam bunu anladın da. Katele yukatilu tukatilu. Mesela tuka çok kötü bir daha yazalım. Tukatilu. Şimdi bunu gördüğünde diyelim bir cümlede gördün. Fiil muzar olduğunu anlayabilecek misin? Muzari bundan ibaret değil ki. T yerine Y de gelebilir. Hemze de gelebilir. Nun da gelebilir. Farklı muzariler de var. Yani burada bunu gördün diye muzari anladın mı yok anlamadın. Sen Muzari'ye sadece bir örnek gördün. Burada muzari konusunda bu şekilde anlayamazsın. Zaten mazi, muzari emir şu an ondan bahsediyor değil mi? Mazi bitirdi, muzariye geçti. İki örnek verdi. Mazi anladın mı? Mümkün değil anlaman. Kimse beklemiyor anlamanı. Muzariye bir örnek, bir örnek anlayamazsın. Niye anlayamazsın? Mazi, muzari, emir konusuna iki hafta yatırım yapman gerekir. Yani uzun bir konudur. Burada sadece örnek verilmiş. Emir işte uktub yaz demek. İkra oku manasına geliyor. Emir demek muhataptan. Muhatap ne demek? Karşında bulunan kişiden yani ikinci şahıstan bir eylemin gerçekleşmesini istemek için kullanılan kalıptır, lafızdır. İkra oku, uktub yaz, unsur yardım et, isma dinle, uhruc çık, izheb git gibi örnekler verilebilir. Harf nedir? Bunların dışında kalandır tek başına bir anlamı yoktur. Ancak cümle içerisinde kullanıldığında bir anlama gelir. Mesela e, harfi cerler var. işte ba, min, ila burada yazıyor. Bunlar harfi cer olarak bindir. İla. Sadece fiillerin başına gelenler de var. En, len, key, iven, len, lem, lem, kat gibi. Hem isim hem de fiilin başına gelen de var. İşte f gibi, vav gibi, sünme gibi. Kelime çeşitleri. Bunların her biri isim. Nerede anladın? Elif, lamlı. Bunu nerede anladın? E, özel isim. Ahmet, Ali, Veli, Hasan, Hüseyin. Tenvinli. Oradan anlayabilirsin. Bunlar fiil. Nereden anladın? Şundan anladın diyemeyiz. Fiile yatırım yapman gerekir. Baştaki mazi, ortadaki muzari, sondaki emri hazırdır. Harf. harfler oturup ezber yapman gerekir. İşaret isimleri nelerdir diye konu geldi. Bizler fiile buradan da bakabiliriz. Fiil nedir yani? İşte fiil mazi fiil. Geçmiş zamanda meydana gelen bir ifade eder. Mesela ketebe yazdı. Feteha açtı gibi. Muzari fiil ise şimdiki ve geniş zaman ifade eder. Yusaidu veya yekulu. Yekulu yiyor veya yer gibi. Emir fiil iftah aç ikra oku manalarına gelir. Harf nedir? Benzer şeyi burada da görmek. Peşine ismi işaret gelmiştir. Bir diğer pdf'den bakarsak. Sekete fiil, kitap, isim, Şeyi harftir. Zaten yazmışlar buraya. Görüyorsunuz. Tekrardan sizin pdf'inize döner isek. Ee, neredeyiz? Buraya var. Biz değindik değil mi? Burada da benzer şeyler var. Burada manaları yazılmış. Diyor ki el kaf hitap harfidir. Yani daike derken el kaf nedir? Hitap harfidir. İsmi işaretin bizzat kendisine yani dahil değil. Sonradan gelmiş gibi düşünün. Burada hepsi mebni'dir tesneler hariç anlattığımız şey. Bu yüzden mahalen irap edilirler. Hangileri? Müfret ve cemileri mahalen irap edilir. Yani mahallen merfu, mahallen mensup, mahallen mecur irabını izah ederken müfret ve cemi için mahallen kelimesini kullanırsın. Mahallen nokta nokta. Mahallen merfu, mahallen mensup, mahallen mecur. tesneler öyle değil ama. tesneler için ne diyeceksin? Lafzen lafzen nokta nokta yani lafzen merfu, lafzen mensup, lafzen mecrur. Cümlenin akışına göre o anda karar vereceksin lafzen nedir diye. Şimdi çok daha uzatmayacağım vakit uzadı. Buralarda bırakalım artık. Gerisine kısmet diyelim.